Efendim herkese merhabalar. Tırmanış ve bisiklet kanalına hoş geldiniz. Bu videoda düğümler serimizin 3. videosunu çekiyoruz. Bugün ele alacağımız düğüm çeşidi ise yine dağcılıkta çok daha fazla kullandığımız, günlük hayatta da aslında kullanabileceğimiz yerlerin olduğu tam ve yarım kazık düğümlerini inceleyeceğiz. Tam ve yarım kazık düğümleri ne gibi yerlerde kullanılır? Aslında şöyle, bir ipiniz var. İpinizin ortasına bir şeyi bağlamanız gerekiyorsa ya da bir ipinin ortasından bir emniyet almanız gerekiyorsa ya da ipin ucunda başka bir ağırlık var ya da biri var. Bunu kontrollü bir şekilde ipi vererek, kontrollü bir şekilde yani ipleri birbirine kontrollü bir şekilde sürttürerek gücü azaltarak indirmek veya çıkartmak istiyorsanız bu gibi durumlarda kullanıyoruz tam ve yarım kazık düğümlerini. Dilerseniz düğümleri yapmaya geçelim. Dediğim gibi burada ipin ucuna ihtiyacınız yok. İpin ortasından herhangi bir yerden de bu düğümü yapabilme şansınız var. İsterseniz ipin biraz daha ortalarına geleyim ben. Ancak şöyle bir durum var ki bu düğümü atarken, bu düğümü kullanırken bu düğümü atacağınız ya da bağlayacağınız yer şöyle bir karabin veya benzeri bir şey olması lazım. Yani kapısını açılabileceğiniz bir yer olması gerekiyor. Ekstrem farklı koşullarda da kullanabiliyorsunuz ama en çok bu şekilde karabinlerde ya da kapısı açılabilen bir ekipmanda kullanmanızda fayda var. İlk önce kapalı sekizliği göstermek istiyorum. Bu kapalı sekizliği farklı atış stilleri var ama sonuçta aynı düğme elde ediyorsunuz. O yüzden ben kendi stilimi yapmaya çalışacağım size. Şu anda ipi görüyorsunuz. İpi kendi ekseninde şöyle bir döndürüyorum. Kendi ekseninde şöyle bir halka meydana getirdim. Sonra bu halkanın tersine şöyle bir halka meydana getirdim. Aslında şurada ne yapmış oldum ben? İpim şöyle geldi. Geldikten sonra diğer taraftan aşağıya indi. Bu yapmış olduğum iki halkayı kendi içlerine geçiriyorum. İçlerine geçirdikten sonra karabinimi ortasına geçiriyorum. Geçirdikten sonra şöyle düğüm sıkıyorum. Şu anda elde etmiş olduğum düğüm tam kazık düğümü. Bu tam kazıkta buraya atmış olduğum herhangi bir ağırlık veya herhangi bir malzeme buradan aşağıya doğru hareket etmeyecektir ya da yukarıya doğru çıkmayacaktır. Özellikle ve özellikle bu iki ipin ucu birbirlerini sıkıştırmaya başladığında da bu karabine veya buraya koymuş olduğum malzemenin veya herhangi bir ekipmanın daha da sıkışmasına neden olacaktır. Dolayısıyla gerçekten dağcılıkta çok fazla kullandığımız ve işimizi çok fazla yarayan bir düğüm şekli. Açması çok kolay. Koymuş olduğunuz ekipmanı içerisinden çıkarttığınızda hiçbir şekilde düğüm olmadan açılabiliyor. Bu az önce göstermiş olduğum tam kazık düğümüydü. Şimdi yarım kazık düğümünü elde etmeye çalışalım. Yarım kazık düğümünde de yine başlangıcımız aynı. İpi kendi ekseninde şu şekilde çeviriyorum. Çevirdikten sonra az önce ne yapmıştım? Buradan da bir halka meydana getirmiştim. Ama buradan meydana getirdiğim halkayı şöyle bunun arkasına değil de buradan çevirerek buraya getiriyorum. Yani şöyle bir yapı elde etmiş oluyorum aslında. Tekrar edelim. Biraz karışık olabilir. İpimi tuttum. Tuttuktan sonra şöyle bir halka meydana getirdim. Sonra bir halka daha meydana getirdim. Yani ipim az önceki tam kazıkta olduğu gibi yukarıya çıktı. Buradan S yaptı. Aşağıya doğru indi. Tam kazık düğümünde bunları iç içe geçiriyordum. Şimdi iç içe geçirmiyorum. Bunun arkasına yerleştiriyorum. Arkasına yerleştirdikten sonra da şöyle bir yapı elde ediyorum. Yine karabinimi taktım. Karabinimi taktıktan sonra ipi sıkıştırıyorum. Sıkıştırdıktan sonra şöyle bir görüntü elde ediyorum. Bu benim ne işime yarıyor? Hemen deneyelim. Şu an bu düğüm biraz gevşekmiş gibi gözüküyor ama bu düğümün özelliği de zaten bu. Buradan aşağıya doğru çektiğimizde ipleri birbirine sürttürdüğümüzden dolayı da bir nevi emniyet alma şekli meydana getirmiş oluyoruz. Çünkü ipleri birbirine sürttürdüğümüzden dolayı buradaki ağırlığı burada daha az bir güçle tutma veya frenleme yapma şansımız oluyor. Bazı arkadaşlar iniş aleti olarak kullanabiliyorlar.
inişlerde kullanabiliyorlar. Çok doğru bir yöntem değil aslında. Yani zorda kalınırsa belki yapılabilir ama biz inişler için her zaman için şu şekilde ATC dediğimiz iniş aletlerini öneriyoruz. Bu iniş için çok da uygun bir düğüm değil. Böyle araya malzeme atmak için kullanılabilecek düğümlerden bir tanesi ama tabii ki ipe sürtünme verdiğinden dolayı ipin dış katmanına da zarar veriyor. Bir de bu gibi durumlarda uzun bir iniş veya uzun bir sürtünme yaptıracaksak eğer şu anda kullanmış olduğum karabin gibi malzemelerinize de aşırı ısınma ve aşırı yük bindiriyor. O yüzden çok da fazla inişlerde ya da çok büyük yüklerde kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Tam ve yarım kasık düğümleri de bu şekildeydi. Eğer öğrenmek istediğiniz başka bir düğüm varsa açıklamalar kısmından bana iletebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olmanızı tavsiye ederim. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Doğayla kalın.